Çalışma Yaşamı başlıyor. CGTN Türk'ten hepinize merhaba. Ben Hüseyin İrfan Fırat ve bir çalışma yaşam programında daha yeniden birlikteyiz. Evet, bu hafta yine çalışma yaşamındaki gelişmelere birlikte bakacağız. Önemli bir haftaydı geçtiğimiz hafta özellikle. Çünkü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı ülkemizde sürekli böylesi anılması gereken bir günün ne şekilde kutlandığını da hep biliyoruz ama bu konuyu işleyeceğiz bu hafta hem de bir konukla işleyeceğiz. Ama tabi sadece Dünya Emekçi Kadınlar ya da Dünya Kadınlar Günü değil aynı zamanda çalışma hayatında kadınların uğradığı ayrımcılık ve eşitsizlik üzerine de konuşacağız. Tabii bütün bunları Kiminle konuşacağız? Bu haftaki konuğumla konuşacağız. Dilan Esen'e hemen ben hoş geldiniz diyorum. Hoş buldum merhaba. Dilan meyve. Esen, Bir Gün Gazetesi emek sayfası editörü, aynı zamanda gazeteci arkadaşımız. Tabii biz benim Bir Gün Gazetesi'ndeki yazarlığımdan dolayı e, Dilan'la sık mesai harcıyoruz. Dolayısıyla da aramızdaki samimiyeti de herhalde e, dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz hoş göreceklerdir. Dilan hoş geldin tekrar. Hoş buldum hocam. Şimdi e, tabii çalışma hayatını hep birlikte takip ediyoruz. Etmekte zorundayız. Çünkü her hafta bir şeyler, sen her gün bir şeyler üretiyorsun. Senin işin benden çok daha zor. Ben de haftalık olarak yazıyorum, program yapıyorum vesaire. Tabii seni bulmuşken hazır, senin gibi emek e, tarafını takip eden bir gazeteci. Aynı zamanda şunları da konuşabiliriz tabii, rahat olalım o konuda. Yani varsa gündemdeki haberleri de, ben çünkü öyle yapıyorum... Hafta boyunca e, meydana gelen çalışma hayatı haberlerini de programda gündeme getiriyorum. Tabi durağan bir haftaydı esasında. Çok da yoğun değil çünkü Türkiye seçime adeta odaklandı bildiğin gibi. E, ağırlıklı olarak seçim bütün gazetecilerin, gazetelerin, basın organlarının gündeminde. Tabi da çok alakalı ama sessiz sedasız da tabi arka planda hep şeyler örülüyor, hep işte burada mesela biz ne yaptık son haftalarda hangi konuları işledik dersen e, özellikle işsizlik zaten bu hafta gündemde ve manşet oldu değil mi? Hı hı. E, rekor işsizlik ya da ne denildi? De, tüm zamanların işsizlik rekoru başlığıyla çıktı gazetede de çıktı. Dolayısıyla hem bunları da konuşacağız bugün seninle birlikte. Tabii bir e, i̇ş kanunlarında değişiklik meselesi aslında pek çok insanı çok yakından ilgilendiren bir konu. Evet. Ama e, bizdeki genel eğilim şu, ucu hani bizim vatandaşa dokunmazsa kimse ilgilenmiyor. O, oysa ki iş kanunu e, milyonlarca ülkemizde çalışan herkesin çok yakından takip etmesi gereken bir konu. Bazı arka planda bir şeyler dolanıp duruyor diye ben böyle uzun bir giriş yaptım. E, i̇stersen senin bir yazın çıktı. 8 Mart'ı önce soracağım ama çünkü ben biliyorum e, basın emekçisi arkadaşlarımız özellikle kadın gazeteciler e, son derece e, yoğun yaşıyorlar 8 Mart'ları. Yine öyle bir 8 Mart oldu galiba bütün işte ben e, hakikaten Taksim'e giremedim o gün mesela. Evet her, her sene abluka oluyor biliyorsunuz polis ablukası oluyor. Kesinlikle bunu biraz yoğun yaşadım hani özellikle biraz da hani gazeteci ruhuyla mı? E, gelişmeleri göreyim diye umutlandım ama Tarlabaşı Bulvarı'ndan Şişhane'ye kadar yürümek zorunda kaldım. Çünkü hiçbir tarafından hani gazeteci de olsanız e, sokmuyorlardı. Evet. Ki bir gün gazetesi de tabii bu arada tam e, İstiklal Caddesi üzerinde hı hı. ve e, stratejik bir noktada yani. Siz neler yaşadınız 8 Mart'ta? Yani her sene aslında alışık olduğumuz şeyi gördük biz 8 Mart'ta. Yine işte bir ilçenin çok büyük bir kısmı yine bir Beyoğlu'nun abluk altına alınıyor hı hı. polis tarafında. Aslında bu birazcık da şey gibi mi geliyor? Bilemiyorum tabii bir yorum da olabilir ama bir korkunun mi tabii onu da bilemiyoruz tam olarak ama. Çünkü evet yani, yani öyle en güç bir eğilim var. Yani aslında beni en çok şu düşündürüyor. Yani bir yabancı gözüyle yani ki biliyorsunuz Taksim bölgesi, oteller bölgesi, hı hı. turizm bölgesi aynı zamanda. 8 Mart'ta ne oluyor acaba da nedir bu yani oteline gidemiyor insanlar ya da bazı istisnalar tanıyorlardı aradan kimilerini geçiriyorlardı filan ama. Yani insanlar ne kadar şaşırıyorlardır ya böyle şeylere. Değil mi? Evet. Bizim ülkemizde bu yaşama. Vallahi Biz de yalan söyleyerek geçtik bu arada. <laughs> yani Değil işten çıktık evimizde. Gazeteci yok mu? Var ama geçirmemek için birazcık zorluyorlar. Hiç uğraşmak istemedik. Çok da geç kalmak istemedik. Çünkü orayı gözlemlemek de gerekiyor. Ee, bir yandan da. Evet. Ee, o yüzden biz de evimize gidiyoruz. Bizi geçirin artık deyip e, geçtik yani Geçtiniz. aralardan derelerden. Evet ha. evet. Hı -hı. Sıra sahibiler civarında galiba. Evet. Oradan toplanıldı. Sonra işte her sene meydanı ve caddeyi bize kapattıkları için, kadınlara kapattıkları için e, Cihangir'de ana caddelerden bir yürüyüş yapıp e, basın açıklamasını yapıp sonlandırdık. Peki İstiklal Caddesindeki abluka ne kadar sürdü? Herhalde bir tam bir gün sürmüş olabilir. Çok yani bir gece önce e, başlamış e, zannediyorum. Hı, hı. Kapatmalar. Kapatma. O bir sonraki günde de e, etrafta yerler vardı ama tabii tam bir gün sürmemişti, olabilir yakın bir süre olabilir yani kapatma evet. için. Ama yani. Zaten e, temel hedef çok affedersiniz, yani caddeyi ve e, meydanı bize ka, şey kadınları kapatmak olduğu için hani o iç iç kısımları da çok bir şey yoktu, o e, merkezi yere çıkan noktalar e, kapatılıyor. Kadınlar yani. diyorsunuz ama erkekleri de sokmuyorlardı yani. Değil mi? Bir de öyle bir şey var. Biz de nasibimizi aldık yani. Netice itibariyle yine e, ülkemizin tarihine hani işte 1 Mayıs'larda olduğu gibi tıpkı başka e, Cumartesi anneleri mahkeme kararı olmasına rağmen Galatasaray meydanı tamamıyla kapalı. Onu da biliyoruz. Fakat yine e, bu kadar uluslararası düzeyde kutlanan bir dünya ben, benim değişimle emekçi kadınlar, senin değişimle Dünya Kadınlar. Peki o ayrımı da konuşalım. Hazır yere gelmişken. Ee, sen şey diye iddia ediyorsun. Dünya Kadınlar Günü. Evet. Değil mi? Hı hı. Gerekçen? Ya bütün kadınlar emekçidir zaten. Böyle bir ayrıma gerek yok. Bir sürü ö, emek farklı alanı var. Ö, diye düşünüyoruz. Yani çok kısa geçebilirim. Çok da <laughs> bir şey söyleyemem şu an. <laughs> Tartışmak istemiyorsun <laughs> bu konuyu. Tabii bu arada emekli kadınlar da var değil mi? E tabii tabii bütün herkesin emekçi olduğuyla aynı şey yani. Kaldı ki dünya e, ülkemizde özellikle e, emekliler ciddi manada çalışma hayatının içindeler. Evet. Zaten şu sıralar yine gündemde onu da biliyorsunuzdur hocam. Yani Aynısı. yine e, yargı paketinde yine ikramiye meselesi geçti. Bugün resmi gazetede yayınlandı görmüşsünüz. 3 bin liraya çıkarıldı diye. Fakat ama zaten hani 3 bin liranın bu ekonomik koşullar altında bir ikramiye ya da bir, bir şey olamayacağını bundan ancak harçlık olabileceğini söylüyor emekliler. Ee, bir süredir de. E, ki kayıpları da aldıkları maaş da 10 bin lira gibi komik bir rakam. Ortalama maaşları tabi. Tabi ortalama. Ee, ve yaklaşık yani 6-7 milyon emeklinin 10 bin lirayla geçinmek zorunda olduğu vesaire söyleniyor. E tabi şimdi, şimdi zaten görmüşsün aşevleri sıraları bekliyorlardı. Şimdi aş, iftar çadırlarına e, gidiyor mecburen emekliler. İnsanlar. Karın duyma, yani emekliler direkt böyle yani. Hani Oruçlu olsunlar için. veya olmasınlar belki evet, de değil mi? Evet çünkü mecbur kalıyorlar. 10 bin liraya geçinmek gerçekten mümkün değil. Yani Türkiye şartlarında daha iyi bilirsiniz. Tabii doğru söylüyorsun. 3 bin lira kaldık ki şunu da söyleyeyim. Tüm emekliler bundan yararlanamıyor. Özel bankalar mesela özellikle özel bankalardan emekli olanlar onlara farklı bir yasaya tabi. Dolayısıyla onlar SGK ya da işte Bağkur emeklisi olmadıkları için ya da kamu Alanından emekli olmadıkları için e, bu emekli ikramiyesinden de yararlanamıyorlar. Ortada öyle ciddi bir sorun var. E geçenlerde Ve, de zaten mesela tarıma e, emeklilerine, tarımdan emekli olanlara vermemişlerdi. Daha sonra tepki gelince verdi vesaire. E, o beş bin lira mıydı? Yanlış hatırlamıyorum. Evet ben. evet. <laughs> Cumhuriyetin 100 yılı ikramiyesi. Evet. Hı hı. Sonradan verdiler vesaire. Yani Emeklilerin durumu çok kötü gerçekten çok kötü. Şimdi tabii e, emeklilerin durumu kötü olduğu kadar da e, başka konuşulan bir şey de hani emekliler niçin bu kadar tepki daha doğrusu seçimlere etki edebilecek e, düzeyde 16 milyon emekliden bahsediyoruz hı hı. E, niçin tepkilerini yeterince göstermiyorlar eleştirileri var hatta işte Aziz Hoca da buna ilişkin bir şeyler yazdı emekliler günah keçisi değil vesaire gibi ama hani benim şahsi gözlemimi soracak olursan baktığımızda belirli emekli derneklerinin ya da sendikalaşmak istediklerini de biliyoruz. İşte engelleniyorlar biliyorsun, kapatılıyor. Hı hı. Emeklilerin sendikası olmaz deniliyor. Biz ben defalarca konuk ettim programlarda konuştuk hep bunları. mesela geçtiğimiz yıl bir emekliler bir toplantı gerçekleştirmişlerdi İstanbul'da Kartal'da. Baktığımızda tüm emeklilerin ha devrimci işçi sendikalarının öncülüğünde olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam ben de gittim gözlemci olarak ama hakikaten yani ilgi çok düşüktü. Ya yani hmm. bakıyorsun daha fazla polis var yani oraya emeklilerin İstanbul'u silkelemesi lazım hmm. baktığında. Aslında kalabalıklarda yani şeyi biliyorum. Tüm emeklilerin sendikasını biliyorum. Çok fazla yani yani çok tabi milyonlar değil belki ama çok fazla üyeleri var. Aslında ilgileri fazla. Çünkü sorunları çok net ve çok ortada. Yani direkt bir açlık, yoksulluk içinde bırakıldıkları için ama tabii sokağa çıkma e, halillerini bilemiyorum ne sebeple çıkılıyor ya da çıkılmıyor diye çıkılmıyor ruh biliyoruz Hı -hı. biz çıkılıyor değil de e, şöyle ki e, bir kere EYT'liler biliyorsun çok Hı -hı. ciddi bir güç oluşturmuşlardı evet ve homojen bir yapıya sahip olmasına karşın yani e, sonuç alıncaya kadar da yani kısmen sonuç aldılar tam bir sonuç alamadılar Hı -hı. esasında yani emek de yaşa takılanlar meselesini takip ettik biliyorsun. Hı hı. Dolayısıyla ama e, bir yerlere vardı neticede. Çünkü seçim arifelerinde bu işler e, kesinlikle karşı olduğunu söylediği halde Cumhurbaşkanı netice itibariyle yol verdi. Değil mi? Evet. Onların emeklilik meselesine. Evet tabii çalışma hayatının konuları çok fazla. <laughs> Konudan konuya e, ama bunlar da konuşulması gereken konular. Fakat biz bugün ee, kadının emek dünyasındaki yeri ve e, tabi e, uğradığı eşitsizlikler üzerine konuşacağız. Mesela senin yazın vardı korkunç eşitsizlik başlığıyla çıktı yine bir gün gazetesinde. Benim dikkatim oradan çekti. <laughs> Seni tabi takip ediyorum bu arada yani. Teşekkürler hocam. Ee, bilinen bir gerçek. Yemek dünyasında, çalışma hayatı içerisinde kadınlara uygulanan ayrımcılık. Mesela ben şunu fiilen bizzat yaşadığım için biliyorum. Anadolu'da, tarımda özellikle de erkek işçi kadınla aynı ücreti kabul etmiyor mesela. Diyor ki hmm. bana bu ücreti verirsen kadına verdiğin ücreti ben çalışmam diyebiliyor. Hmm. Bu baktığında tabii tamamen erkek yemen toplumun e, bir sosyolojik bir tarafı esasında. Ama hmm. e, işin ekonomik tarafına da yansımış. Göstergeler de işte önümüzde değil evet. mi. Hmm. Sen neler söyleyeceksin bize? Yani aslında sadece tarımda değil yani bir ücret eşi, yani eşitsizliğinin çok büyük bir kısmını yani her an, alanda her anlamda istihdamda iş gücünde iş bulmada ücrette e, tabi bunların is, bir istihdam bir çalışma sigorta tırnak içinde çalışma düzeninin dışında bir de ev içi bakım e, yükü ev içi görünmez emek de var. Bunlar tabi ücretsiz ve çoğusu e, kadınların üzerine kalan ki uluslararası bazı göstergeler de var bu da dair yani m, kadının ne kadar o, çok e, ev işçilerinin de örgütlülükleri var biliyorsun. Evet. evet. Çeşitli dernekleri ve ha, yok. Evet. sendikaları. Sendikaları var. İmece Ev İşçileri Sendikası var evet. mesela. Birkaç oluşum daha var da ondan ayrı söylüyorum bunu. Yani bu direkt benim ve işte aynı evde yaşadığım herhangi işte bir erkeğin evin içinde aldığı sorumluluğa da bir bakım yükü deniyor ya da bir kadının yaşlı bakımı karşılıksız emek oluyor ya bunlar mesela annesine bakıyor tabii. bir kadın ya da yaşlı bir çocuğa bakıyor bir yaşlıya bakıyor vesaire. Bunların tabii karşılığı olmuyor ve bu da ev içi görünmez emek ya da bakım yükü gibi adlandırılıyor. Bunlar da aslında çok gündemde. Aslında bu esnek çalışma meselesinin gündeme gelmesiyle birlikte de çok fazla gündeme geldi. Çünkü bir kadın hem evde evden çalışırken aynı zamanda evden demek istediğin. uzaktan çalışma esnek çalışma uzaktan, uzaktan çalışma. çalışma da dahil oluyor. O da oluyor bir tür esnek çalışma evet, doğru söylüyorsun. Evet. Bir de buna da işte bir üzerine bir de bir bakım yük ya da evi ev içi görünmez emek karşılıksız bir emek eklenince e, tabii daha da yük büyüyor. Ama tabii biraz o haber korkunç eşitsizlik dediğiniz haber de e, TÜİK'in verilerinden yola çıkarak aslında mevsimlik ve Sürekli tarım işçilerinin ücretleri üzerinden bir yıl boyunca 2023 yılı boyunca ücretleri üzerinden veri paylaştı Türk Biz de 8 Mart öncesi paylaşmıştı. Biz de gazetede onu haberleştirdik. Hı hı. Ama tabii sadece e, tek bir alanda mevsimlik tarımda ya da tarım grubundaki alanda değil bu iş ücret eşitsizliği. E, SGK'da her ay düzenli veri açıklıyor. Yıllık verilerin de sonunu yıllık veri olarak açıklıyor, topluyor. Yani birçok meslek grubunda kadın ve erkeğin aldığı günlük ortalama ücretleri paylaşıyor. Tamam. Ben birkaç veri de oradan da çıkarım. Daha önce de tabi buna ilişkin haberleri gazetede yine yapmıştık. Evet. Değerlendirmiştik. İlginç ben... sonuçlar çıktı ortaya. E tabi çıktı. Yani aslında günlük ücretlerde çok yüksek farklar çıkmıyor hocam. Yani çok. Fakat onları birleştirince, çalışma gününe ve işte şeye göre birleştirince aslında rakamlar oldukça büyüyor. Bunu TÜİK son verisinde, mevsimlik tarım işçisi verisinde gösteriyor zaten. Yani 4 bin liraya kadar ayda bir fark oluşmuş. Mesela mevsimlik tarımda... Aylıkta değil mi? Aylıkta evet. Ya yani Mesela e, sürekli tarım işçilerinde erkek işçilere geçen yıl boyunca 14.266 lira ödenmiş. Hı hı. E, kadın işçilere de 10.146 lira ödenmiş. Yani arada 4.000 liralık, e, 4 küsür bin 4.100 liralık falan bir e, fark var. Aylık olarak. Bu da ciddi bir fark. Aslında baktığınızda küçük gibi görünse de. Küçük değil. Hiç değil. Yani Türkiye'deki ücretlere ortalama ücrete baktığında. Tabii geçen yılın fark. koşullarına göre bakıyoruz tabii. Eee ücreti vesaireyi düşünün düşününce. Düşündüğümüzde. Evet. Mesela mevsimlik tarımda da bu sürekli aylık olarak da mevsimlik tarımda biliyorsunuz günlük olarak e, genelde alıyorlar ücretleri. Evet. evet. Hı hı. Orada mesela erkek işçilere 545 lira verilmiş bir günde. Kadın işçileri 479 lira verilmiş. Yani arada neredeyse 60-66 liralık bir fark var. Yine bunu topladığınızda çok yüksek bir fark oluyor. Bakım emeği kısmını da buradan düşündürüyor bize. Bakım emeğini açalım. Şöyle açabiliriz. Kadın da eve gittiğinde bu kadın işçi bulaşık yıkıyor hocam. Evi yani temizliyor. Eş değer değil çocuklara bakıyor. Ev içi bakıyor. görünmez emek dediğimiz evet, evet, kavramla. Bakım emeği, ev içi görün, görünmez emek, bakım yükü, annesine bakıyor. Çocuğuna bakıyor, bakıyor. Yemek yapıyor. Temizlik yapıyor. Fakat bunun bir karşılığını almıyor. Ama erkek eve gittiğinde dinleniyor. Her erkek yapıyor mu bunu acaba? Ortalama. <laughs> genel, genel konuşuyoruz. Genel Bu da burada devreye giriyor. Mesela SGK'nın verilerini yine hatırlatabilirim. Ee, SGK'nın verilerinde de Benzer bir durum var. Mesela 2022'de 99 saatlik bir şey. Tabi biraz daha eski bu. Yıllık son verisini daha SGK açıklamadığı için söyleyemiyorum. 2023 verisini. Ee, kadınlar 345 lira kazanmış. 2022'de günlük ortalama. Ee, erkekler 394 lira kazanmış. Yine yüksek bir fark var. Tabi daha gelir az olduğu için biraz daha ufak daha gözüküyor. Ağustos'ta e, mesela 96 alanda ortalama fark 83 lira olmuş. Liraya çıkıyor. Hı hı. Yani kad bir kadın bir erkekten 83 lira daha fazla kazanmış günde. Yine benzer aralıkta paylaşmış son verisini SGK. Aradaki fark 112 lira hocam. Bir er kadın bir erkekten 112 lira daha fa az kazanmış aralık ayında. Şimdi burada tabii e, sağlıklı bir sonuca ulaşabilmek bakımından yaptıkları işi de mukayese etmek gerekiyor ama değil mi? yani hı hı. onu zaten ona böyle şey iş, yapıyor. eşit iş e, olduğu takdirde böyle bir farkın ortaya çıkması ciddi manada kabul edilebilir bir şey değil yani değil hocam zaten bu verilerin ortalaması bu ee, olayı da şu ee, aslında SGK ben onu tek tek çok uzun olacağı için yazmadım meslek grubu meslek grubu olarak yazıyor hı. bir meslek grubu işte atıyorum kadın erkek ortalama ücret diye yazıp onun ortalamasından alıyor yani aslında ee, söylediğiniz gibi kabul edilebilir bir şey değil bu. Tabii. Bu yani veri. şöyle düşün. Şimdi beyaz yakalıyı düşünelim. Hı hı. Yani sen bir gazetecisin örneğin. Hı hı. Basın sektöründen de örneklendirebiliriz. Ya da farklı sektörlerden. Yaptığın bir iş var. Bir erkek aday veya ve sen başvurdun o işe. Diyelim ki niçin hı hı. bir erkekten daha az ücreti kabul edesin? Keza beyaz yakalı olarak yine işte mali işlerde çalışan, finansta çalışan, efendim satın almada çalışan, aklına gelebilecek tüm branşlarda çalışan ve kalifiye iş gücü olan bir kadının bir erkekten daha az, daha düşük ücret talep etmesi ya da kabul etmesi pek mümkün değil. Ağırlıklı olarak tarımda karşımıza çıkması ya da mavi yakada bu tür şeylerin karşımıza çıkması biraz da bundan kaynaklanıyor gibi geliyor bilmiyorum. Ben buna ben... çok katılmıyorum hocam. Tabii. Neden katılmıyorum? Çünkü i̇şte her alanda zaten <laughs> Her alanda gerçekten karşımıza çıkıyor. Mesela 8 Mart'ın gündemlerinden bir tanesi de buydu zaten. Ya 8 Mart'ın bu seneki e, sözü kurtulmuş kurtuluşumuz feminist mücadele. Çünkü kadınlar gerçekten her alanda hmm, öyle büyük baskıya feminist mücadeleye evrildi şimdi konu. <laughs> evet. Her <laughs> alanda baskıya girdik. maruz kaldıkları için ve bu da bunun bir kısmı ücret eşitsizliği ve biz alanda <laughs> Çok fazla pankart gördük eşit işe eşit ücret çağrısı yapan hı hı. ve bu sadece gerçekten Türkiye ile de ilgili değil UN Women Birleşmiş Milletler'in buna ilişkin tabii, tabii, dünyada... bir kampanyası da vardı. Geçen yıl başlatmışlardı hala devam ediyorlar diyor ki kampanyada dünyada her erkeklerin kazandığı her bir dolara karşılık kadınlar sadece 51 sent kazanıyor. Peki. Bu sadece işçi kadınlar yani mavi yakalı işçi kadınlar için hepimiz işçiyiz de yani sadece tabii, tabii. mavi yakalı işçi kadınlar için değil, plaza çalışan kadınlar için de geçerli. Bu yüzden Hı -hı. de aslında kadınlar yani İzlanda'da hatırlarsınız geçen sene çok büyük bir grev oldu. Tabii. Yani kadın başbakanlarından işte işte hükümet yöneticilerinden işçi kadına herhangi bir kadına kadar bütün kadınlar iş bıraktı o gün. Yine bu meseleden dolayı yine eşit işe eşit ücret. Hı hı. olmayışından dolayı. Yine erkeklere çok fazla e, kazanmasından dolayı. pek Peki kadının genel anlamda ucuz iş gücü olarak görülmesinin sebepleri neler sence? Yani bu konuda ne düşünüyorsun? Hatta işte hani e, geleneksel toplum yapısından toplum yapısının dışına çıkarak hı hı. Hani biz kendi toplumumuzu öyle düşünürüz ya hı hı. değil mi? Hı hı. Ataerkil, erkek egemen vesaire diye nitelendiririz toplumsal yapımızı. Mesela e, yazıda da vardı. Avrupa'da da durum böyle diye devam ediyordu değil mi? Dünyada da fark büyük. Evet, evet. Başlığıyla. Fark büyük. Hı hı. Peki hı. genel anlamda bunu bunu nasıl yorumlayacağız? Yani kadınların ezilmişliğinden ya yani ezme isteğinden farklı değil hocam. Biliyorsunuz yıllardır böyle. Daha fazla yani erk yani devletin kendisi erk bir yönetim, bir ataerkil ile yönetildiği için genel olarak dünyada hı hı. da, da kısmen farklılık gösterse de ülkeden ülkeye. E daha çok ezmek, daha çok onun üzerine, yani onu daha çok işsiz bırakmak, onu daha çok eve kapatmak ya da daha çok yoksullaştırmak her zaman daha işine geliyor. Daha dolayısıyla kadın da her zaman bu şekilde ucuz iş gücü olarak değerlendirilir, değerlendirilmek isteniyor. E tabii yoksulluğun karşısında da kadınlar ne kadar mücadele ettiğini de görüyoruz yani. Yine hı hı. sokaklara çıkarak, eylemler yaparak, benim işim diyerek. Ama işte bu yılda bir kere yani bir araya gelip, e, belirli bir grubun bir araya gelerek e, haykırmasıyla olacak bir şey de değil tabii değil mi? Burada ciddi manada bir dayanışmaya ve... Hı. E, toplumsal manada bir karşı çıkışa ihtiyaç var. Her konuda olduğu gibi. E tabii bunu işçi grevlerinden de görüyoruz hocam aslında. Yani hani kadın işçiler de aslında çok sokakta Sen mı? Sen mesela kadın e, grevlerini de değil mi? Kadın işçilerin grevlerini de takip Benim ettin zaman geldin. zaman hı hı hı. E, böyle hemen aklına gelen bunların içerisinde neler var? E mesela Özak'taki kadınlar, Özak Tekstil'deki kadınlar çok çok çok... ya Tekstil'de zaten çok fazla kadın çalışıyor da çok uzun süre e, direndiler, eylemler yaptılar ve çok sert polis müdahalelerine, jandarma müdahalesine, polis müdahalesine e, maruz kaldılar ve hiç buna alışık değillerdi aslında. Yani oradaki kadınların kendisi de anlatıyor, sık sık konuşuyoruz. Mesela Agrobay'daki, ya bu da aslında... Ee, sadece ücret temelli olmasa da çok büyük bir kısmının ücret ve sendikalaşma, örgütlenme hakkına direkt devlet müdahalesinin olduğu eylemler. Hı hı. En yakın iki örnek. Hı hı. Ee, çok geçmişte tabii var mesela Barucu Tekstil vardı hatırlarsınız. Ee, geçen yıl yine başlamıştı. Hı hı. Yani Özak Tekstil şu an devam ettiği için söylüyorum. Agrobay'daki kadın işçi hepsi kadın işçiler bunların ve hepsi aslında hakkını istediği için ee, eylem yaptılar fakat gördük ki darp edildiler yine. Ya yani yine karşılarına devleti gördüler çünkü inatçı kadınlar hocam. Öyle mi? Gerçekten ben öyle değerlendiriyorum. ne olursa olsun vazgeçme. Bir agrobayda bir kadın işçiyle konuşmuştuk ve o ilk başlama süreçlerini şöyle anlattı yani ben işten çıkarıldım. Hı hı. Bizi eve gönderdiler hakkımızı vermeyeceklerini öğrendik. Kod, 49 ya da 46 ile atılmışlardı zannediyorum. Kod, Tam hatırlayamıyorum. 46 ya da işte. Bir de ona öyle demiyorlar. Performans düşüklüğü gerekçesiyle e, atıldık diyorlar. Videolar var. Ellerini gösteriyorlar videolarda. Yanlış hatırlamıyorsam merhabeli içinde bu nasıl performans düşüklüğü diye de düşünüyor insan. <laughs> ee, biz Daha gittik. kötüsünü yapıyorlar. Yani iş kanununda 25'e ikinci madde var biliyorsun. İşte ahlak ve iyi e niyet kurallarına Hı -hı. uymayan haller. İşte onu da yeniden kodlandırdılar, dağıttılar. Hı -hı. Mesela onlara yanlış hatırlamıyorsam eee İş işverenin güvenlik kötüye kullanmak, hırsızlık, iş yerinde e, su istimal vesaire gibi, Hı. yüz kızartıcı suç tanımı içerisine giren çok ağır suçlamalarla işten çıkarıldılar. Evet, evet. Bu da olabilir. Karıştırmayayım şimdi. Evet. Bir şey söylemek istemem. Ben Hı. öyle bir şeyler hatırlıyorum çünkü. Ee, heh, şöyle anlatıyor devam edeyim. Ee, biz gittik, işten çıkarttılar. Biz gittik, jandarma müdahale etti, gözaltına alındık. Ertesi gün tekrar gittik diyor. Hı. Bu bir inadın ürünü. Tabii. Aynı şey Özak'ta da oldu. Oradaki kadın işçilerde de oldu. Bu bir inadın ürünü. Ya, Ve bu ciddi yüzden bir direnç de, var orada. Evet. Yani şunu da gayet açık bir şekilde görebiliyoruz ki kadınlar daha çok direniyorlar. Evet. Yani tabii bu arada e, basın da ciddi manada el attı bu konuya yani, değil mi? Evet, evet. Yani belirli basın tabii. Biz e, tabii elimizden yani, geldiğinde. <laughs> hiç e, görmezden gelen basın da bu arada atlamayalım elbette ki. Peki yani bu e, konumuz olan, bugün konumuz olan eşitsizlik e, meselesinin dünyadaki durumuna da biraz bakalım istersen. Değil mi? Yani dünyadaki durumdan biraz bahsetin zaten. O kampanya <laughs> ee, var. Başka ne var? Ee, Avrupa'da, Avrupa... Yani biz sadece kendimizde, kendi ülkemizdeymiş gibi görüyoruz. Bizim hı -hı. eksik bilgimizin bir kısmı da buradan kaynaklanıyor gibi geldi de bana. Onun için bir daha hani konuyu hı -hı. eşelemeye çalıştım. Yoksa sen evet bahsettin hı -hı. Bir şeylerden. Hı -hı. Ama hı -hı. hani biz sadece bizde var zannediyoruz. Evet, Çok değil. önemli bir bilgi. Yani senin aktardığın. Hı hı. Ee, sadece bu bizde böyle değil. Ee, dünyada da genel anlamda. Hatta mesela hangi konuda anlaşamadık? Ben e, Beyaz beyaz ağırlıklı olarak böyle şeyleri, bu eşitsizlikleri kabul etmeyeceğini e, ve farklı ücret talepleriyle e, işverenlere başvuracaklarını düşündüm. Hayır. Onlar da uğruyor ayrımcılığa dedin evet, sen. Evet. Bunun tam bir verisini sunamazsam da bu kadar uh -huh. geniş bir alan. Mesela şeyden, yine dünyadan bahsettiniz. Eee mesela dünyada yine UN Woman'ın bir raporundan erkeklerin yüzde 90'ı iş gücüne katılırken kadınların yüzde 61'iymiş sadece. Hmm. O kadar büyük bir fark yüzde 30'luk fark neredeyse. Yani inanılmaz. kadın işsizliği de inanılmaz fazla. Tabi bizde de öyle zaten. Ha, yani. Şimdi de... Türkiye'nin işsizlik oranlarına baktığımızda da öyle yani yeni açıklandı. Siz daha şey bilirsiniz. İşsizlik oranı Türkiye, erkeklerde yüzde yedi virgül Kadınlarda yüzde on Ve bu aylık veri sadece. Bir de tabi biliyorsun şeyde e, üniversite mezunu kadınların işsizliği çok daha fazla. Evet. Yani her dört kadından biri ya da ikisi işsiz gibi bir veri var önümüzde. Özellikle Hı. eğitimli olanların daha ciddi işsizlik yaşadıklarını biliyoruz. E, evet. Yani dediğin gibi bu hafta şey de açıklandı. Yine işsizlik verileri periyodik olarak açıklanıyor. Zaten ülkemizde her ay açıklanan ve her seferinde de haber olan bir açlık ve yoksulluk sınır meselesi var bildiğin gibi. Bir hı hı. de bu işsizlik verileri var. Evet. Tabii enflasyon da yakın takip ediliyor. Ama e, görüntüler hiç de iç açıcı değil. Çünkü tüm zamanların e, bu arada şeye ilave edeceğin yoksa e, konuştuğumuz ana başlığımıza 8 Mart'ta eşitsizlik meselesine uh -huh. biraz da ülkemizdeki işsizlik e, verileriyle devam edebiliriz uh -huh. sohbetimize. Tüm zamanların işsizlik rekoru olarak açıklandı. Ne diyor habere hemen ben biraz girizgah yapayım istersen. Uh -huh. Sana da yardımcı olmak bakımından. Ekonomi politikalarının sonuçları yılın ilk ayında işsizlik verilerine yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre 15 ve daha yukarı yaşlı kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %7.7 iken kadınlarda %11.7 olarak tahmin edildi. E, i̇stihdam edilenlerin sayısı 2024 yıl Ocak ayında bir önceki aya göre... 160 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişi istihdam oranı ise 0.2 puan artarak yüzde 49.0 oldu. İşte diyerek devam ediyor haber. Şu sonuçları ortaya koydu. İstihdamda 0.2'lik artış deniliyor ama biraz mevsimseldir bu işler bildiğin gibi. Yani yaz ayları geldiğinde turizm ve inşaat sektörü daha hareketlenir. Bu da istihdam verilerine yansır biraz kıştan farklı olarak. Dolayısıyla geçici bazı iyileşmeler görülse de ülke gerçeği olarak yani 10 milyon civarında bir işsizden söz ediliyor ki Türkiye'nin kronikleşmiş problemi bu. Hı hı. Neler söyleyebiliriz? Ee, tabii bu arada işsiz sayısı arttıkça Türkiye İş Kurumu'nun işsizlere ödediği e, fon, işsizlik fonundan Tutarlar da artıyor bildiğin gibi ciddi manada ama bir taraftan da işveren teşviklerine gidiyor paralar. Evet. Değil mi? Evet öyle. Öyle de bir şey var çalışma hayatımızda. Şimdi işsizlik verileri zaten bir kenarda duruyor. Bunları düzenli olarak yayınlıyor m Türkiye İstatistik Kurumu ve Diskin Araştırma Servisi de düzenli olarak alıp yorumluyor bu verileri. Biz de ağırlıklı olarak Hani nasıl enflasyonda en aktan yararlanıyorsak, işsizlik verilerinde de, TÜİK'i şey düzeltiyorum, disk arı takip ediyorum. Ben bilmiyorum sen de böyle mi yapıyorsun? Evet, hepimiz öyle yapıyoruz. Zaten hemen peş peşe açıklıyor biliyorsun. Diskarda zaten e, TÜİK'in verilerinden yararlanıp bir Yararlanarak yapıyor. Yararlanarak yapıyor. Evet, yani evet. Çok yeni kendisi bir şey hazırlamıyor aslında. Ama nedense diskarın hep daha yüksek çıkıyor. Şimdi tabii doğru olan çıkıyor. O, orada ciddi bir e, akademik bir ekip var, biliyorsun sen de. E, Aziz Hoca ve ekibi e, dolayısıyla e, yaptıkları çalışmalar tamamen bilimsel verilerle bilimsel metotlarla diyelim ki TÜİK'te e, hatta metot değişikliğine gitmek zorunda kaldı. E, çünkü artık kimsenin inandığı inandırıcılıktan tamamen çıkmıştı e, mesele. Ve e, onlar da gerçekleri kabul etmeye başlayıp o şekilde e, yollarına devam ettiler. Şimdi tabii çalışma hayatına dönecek olursak biraz da biliyorsun bu ben de yazdım Aziz Hoca veya işte bizim bir günün diğer yazarları da gündeme getirdiler. Farklı gazetelerde de tabii çalışma hayatının önemli konularından biri de bugünlerde mesai saatlerinde değişiklik olarak duyuruldu. Hı hı. Öncelikli olarak işte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bir açıklama yaptı ve dedi ki, Mesai saatlerini Türkiye'de OECD ve Avrupa Birliği ülkelerine göre fazla. Dolayısıyla bunlarda değişikliklere gidilecek gibi, hiç kimsenin çalışma hayatının öncelikli bir problem olarak görmediği bir meseleyi ortaya atmış oldu. Ama tabi bir taraftan da sadece çalışma süreleriyle alakalı değil, aslında iş yasalarında esnekliğe yönelik bir takım değişikliklerin bu işin arka planında olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Hı hı. Takip ettin mi? Evet, biraz edebildim tabii. <laughs> Bizim alanımız olduğu için. Hı hı. Ee, mutlaka ettin tabii. <laughs> Bununla ilgili var mı söylemek istediğim bir şeyler? Yani çok yeni bir şey değil aslında bu. Bir hı hı. uzun süredir ara ara gündeme getiriyor. Özellikle böyle tamam. işte sermaye sınıfı dediğimiz işte işverenler çok fazla daha yapıyor Tabii işveren örgütçüleri temsilcileri vesaire e, gündeme getiriyor. Demek ki düşünüyor ki insan bir e, fayda beklentisi Peki şunu aslında. sorayım. Tamam o söylediğin çok doğru da mesela Türkiye'de hakikaten çalışma süreleri uzun mu? Ne düşünüyorsun o konuda? Sen de bir emekçi olarak, bir gazeteci olarak. <laughs> ya Biraz uzun olabilir evet. Yani diğer dünyaya bakınca ama şimdi çok dünyada tabii üç gün çalışma, dört gün çalışma gibi şeyler konuşulduğunda. E verimlilik ölçümleri yapılıyor bu konuyla alakalı. Yani iş gücü kaybı oluyor mu, verimlilik mi artıyor, insanlar daha fazla dinlenerek çalışırsalar gibi tartışmalar var. Yani ben ya hayat şeysi olarak da yaşam e, felsefesi Evet yani daha e, o, ortalama bir çalışma süresiyle hem bütün herkesin eşit e, şartlar altında çalışabileceğini düşündüğüm için Hı -hı. ben de az, azalabileceğini düşünüyorum. Fakat e, böyle değil. <laughs> yani Hı -hı. E, iktidarın yapmaya çalıştığı gibi bir anda Bu bütün değil, birkaç gazetenin işte e, manşetine taşımasıyla sadece azalıyor, 40 saate düşüyor, bilmem kaç saate düşüyor gibi. E, Bunun bir taktik olduğunu da biliyorsun haberlerle yani güven baz vermiyor yani. Asıl beklentinin bu olacağına dair güven vermiyor ki bütün uzmanlar da bunu söylüyor. Tek mesele bu değil. E, diyorlar yani esnek çalışma meselesi ki iş kanununda biliyorsunuz e, bizi de kapsayan gazetecileri de kapsayan tabii. basın iş kanunu da birleştirilip aslında oradaki hakların da böyle budanmaya çalışıldığı tek bir iş kanunu. Değil mi? Onu Faruk bildirici yazdı mesela. Yazdı evet Değil çok çok kişi bahsetti. Sendikalar da bahsetti. Yani bir hiçbir şey bilmiyoruz tabii bu arada. Sadece söylemlerden ibaret birkaç bir şey biliyoruz. Hmm. E, çünkü ne ortada bir taslak var ne bir e, ...teklif var, bir şey var, bir hazırlanan bir şey var. Sadece birkaç söylenti... ...birkaç işverenin açıklamaları... ...OVP'de biliyorsunuz... Evet, ...biraz orta program Evet. Hiçbir şey... ...bilmediğimiz bir şey üzerinden kaygı gütmeye... ...başladığımız bir dönemi... E, ...yaşıyoruz. Herhalde bunu da seçim sonrası göreceğiz. Evet. Ee, görecek miyiz... ...bilmiyorum ama... E, ...tabii senin de söylediğin gibi... A, ...orta vadeli planda da yer aldı, programda da... ...yer aldı ve... E, Tabi işverenler sendikasının çok uzun dönemden beri e, evet. talep ettiği bazı esnek uygulamalar bunlar. Her ee, sözleşmeye de sokuluyor bu arada biliyorsun mes sözleşmesinde de esnek çalışma meselesi bildirmek tabi kabul edilmedi geçmedi et, ama. Evet yani orada bir pazarlık söz konusu ama yasa olarak getirilirse tabi iş durum değişir. Değişir evet. Dolayısıyla bu burada çok ciddi bir e, sendikaların emek örgütlerinin ciddi manada bir e, ayakta olmaları, uyanık olmaları gerekiyor. Çünkü e, esnek uygulamalar 4857 sayılı iş yasasıyla zaten 20 sene önce e, iş kanunumuza girdi. Hı, hı İşte çağrı üzerine çalışma gibi, kısmi süreli çalışma, işte İngilizce adıyla part time denilen telafi çalışması, denkleştirme esası, fazla mesai ücreti ödemeyip denkleştirme yapılması gibi gibi e, bir takım atipik çalışma modelleri e, mevzuatımıza sokuldu. Ancak tabii işveren tarafı bunu yeterli bulmuyor. E, daha da genişletmek istiyor. Dolayısıyla de e, işte çalışma sürelerini kısaltalım ama oradan da başka şeyleri budayalım gibi bir yaklaşımla iş kanununda sanki çok gerekliymiş gibi. Tabii tek çatı altında toplama basın iş kanunu ki gazeteci. Deniz, deniz iş kanunu da tabii, var. Tabii. Hı -hı. Şimdi bazı e, meslek gruplarının farklı yasalara tabi olması bir kere son derece doğal bir şey. Çünkü o mesleklerin özellikleri var. Bunlardan biri de basın mesleğidir. Hı hı. Kamusal bir meslektir aynı zamanda ve e, biliyorsun gazetecinin mesaisi yoktur, çalışma e, saati yoktur e, içinde olduğun için. Dolayısıyla erken yıpranma söz konusudur. Bir ara ellerinden alındı sonra evet. kısmi olarak e, tekrar verildi. Gibi ee, bu tür şeyler var arka planda gibi görünüyor. Aslında geri verilmenin de çok büyük bir şey vardı hocam bence. <laughs> mücadele etmekti <laughs> yani onu ne kadar çok tepki gösterirseniz, onu ne kadar çok karşı çıkarsanız o kadar. Ama işte etkili değil ee, yani Türkiye'de basının durumu ortada o tamamıyla ayrı bir tartışma konusu. <laughs> etkili olduğu şeyleri gördük <laughs> ama basın alanında olmasa da başka sektörlerdeki başka eylemleri, başka grevleri hı hı. ya da grev korkularının ne kadar etkili olduğunu da gördük. Ben o yüzden biraz daha mücadele etme ve işte bir arada mücadele etme ihtiyacının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani sadece basın meselesinde değil yani kadın emeğinin meselesinde de aynı şey geçerli bence. Hı hı. Bir işçi sınıfının yani işçilerin kendi bireysel iş, iş yerlerindeki mücadeleyle de ee, yine böyle bir arada mücadeleyle de başarılı olabileceğini e, göre, düşüne, düşünüyorum. Evet. Ve inanıyoruz buna. Ben buna inanıyorum. Evet. Peki, çok güzel. <laughs> evet e, Dilan Esen bugün e, geldiğin için bizimle birlikte olduğun için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hem çalışma hayatının değişik konularını seninle konuşma imkanı bulduk. Bunun için tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugün bizimle birlikte olduğun için ve gazetecilik yolunda da başarılarının devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki. Evet sevgili dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz. Çalışma hayatı programının, çalışma yaşam programının bu hafta böylece sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta bir başka programda yeniden birlikte olmak ümidiyle hepinize mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Çalışma yaşamı sona erdi.